Evet, Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerden sonra tabii ki bu süreçte gözler bir yandan da İstanbul'a, İstanbul'un konut stoğuna çevrildi. Zemini samultağlam olan ilçelerde uzmanlar aynı zamanda bütün olanın bitenin bundan sonraki süreçte zeminle birlikte aslında iyi bir proje. ...depreme uygunluk, bütün bu projelerin işte depreme uygunlukla birlikte hangi binaların ayakta kaldığını gördük. Dolayısıyla sağlam zeminiyle dikkat çeken ilçelerden birinin belediye başkanını bugün ağırlıyoruz. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, bugünkü stüdyo konuğumuz. Hoş geldiniz. Hoş günaydın. geldiniz. Günaydın sizlere ve tüm Türkiye'ye günaydın. Evet, şimdi şunu sormak istiyorum Sayın Başkan, şimdi bu zeminin sağlam olması sadece her şey için yeterli mi? Sizi bir belediye başkanı olarak içinizi ferahlatıyor mu? Ama e, uzmanlar sadece bu zeminin e, sağlam olmasının e, depremle mücadelede en azından yeterli olmadığını söylüyorlar. İsterseniz onunla başlayalım. Evet e, ben öncelikle e, tabii e, yakın zamanda yaşamış olduğumuz afetten dolayı hayatını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet diliyorum. Yaralı kardeşlerimize de acil şifalar diliyorum. E, son yaşamış olduğumuz e, bu felaketten sonra... Hemen şunu gündem ettik kendimize. Aslında daha önce kabul etmemiz gereken şeyi tekrar gündemimize aldık. Kabul etmeniz ki Türkiye bir deprem kuşağında ve deprem kuşağında olması ile birlikte alınması gereken tedbirleri de almak zorunda. Deprem kuşağındayız ne yapacağız bırakıp gideceğiz mi? Tabii ki gitmeyeceğiz. Yapmamız gereken tedbirleri hızlıca alacağız, aksiyon alacağız. Ondan sonra da ikinci gündem. Madem deprem kuşağındayız, en pratik yapmamız gereken şey ve mecburen yapmamız gereken şey binalarımızı yenilemek, yapı stokumuzu yenilemek ve sağlam zeminlerde yenilemek. Bunun için dediğiniz gibi birinci şart sağlam zemin. Ondan sonra da zeminle birlikte yapı stoklarının yenilenmesi. İstanbul Tabii depremden sonra hızlıca gündeme geldi çünkü benim ısrarla söylediğim bir şey, İstanbul'un başına bir şey gelse Türkiye çok zorlanır. Ama ...Türkiye'ye İstanbul bir şekilde güç verebilir. İstanbul'un böyle bir gücü evet. var. O yüzden İstanbul'da bu mutlaka çözülmeli. Başakşehir olarak da özellikle zeminin sağlam olması büyük bir avantaj. İkinci avantaj, bence orası daha önemli. Bunları çok öncesinden keşfedip bunun için aksiyon aldığı için Başakşehir şöyle olmuş. Ben size oran da vereyim. Bu önemli bir oran ve belki de İstanbul için... Örnek teşkil edecek bir konu 2009 yılında kurulmuş Başakşehir ilçe olarak ve 2009 yılındaki yapı stoğunun oranı yüzde elli yüzde olan yapı stoğu bu yıl sonu yani geçtiğimiz yıl sonu yaklaşık yüzde on düşmüş yani 50'den on e düşmüş. Hedef 2 yıl sonra %8'e düşmek. %50 derken riskli bina riskli sayısı. Riskli binadan evet, bahsediyoruz. %50'lerden %13'e %13 düşmüş. 2 yıl sonra hedef %8'e düşmek. 5 yıl sonra sıfırı zorlamak. Böyle çok güzel, çok muhteşem bir ivme kazanmış Başakşehir. Aslında yeni bir ilçe baktığımızda. Aslında öyle ama şöyle bir şey var. İstanbul'da maalesef ilçelerin çoğunda bu başarılamadı. Neden başarılamadı? birçok sebebi var tartışılır. Şu an İstanbul'daki riskli bina ortalaması %60 seviyelerinde. Çok yüksek Allah korusun. Evet. Yani korkunç bir tablo ile karşı karşıya evet. kalabiliriz. Bunun için de hızlı önlemler almak zorundayız. Başakşehir bence bu noktada iyi bir model. 50'lerden 13'lere inebilmiş şu anda yakın zamanda daha hızlı bir şekilde sıfırı zorlama konusunda da hedefler belirlemiş. Neredeyse %60'dan şu an olmuş Hedef kaç demiştiniz? 5 e, yıl sonra beş sıfır. Yıl sonra %0. E, ama 2 yıl sonra %8. Şu anda çok iyi gidiyoruz. Başakşehir'in mevcut da yeni bölge olmasından dolayı ve kaçak inşaatı müsaade edilmemesinden dolayı yapı stoğu yeni. İkinci aşamada çok geçmişten gelen birkaç mahallesi var. Orada da ada bazlı ...hızlıca dönüşümler yapılıyor. Ama özellikle söylüyorum ada bazlı Yani otopark sorunu çözülmüş. Park sorunu kendi içinde çözülmüş adalardan bahsediyorum. O da kendi kendine Sayın çözülmüş. Kartoğlu, oldu. O dönüşümle ilgili de vatandaşların çok kafasında bazı soru işaretler var. Bu Başakşehir'de en azından nasıl oluyor? Nasıl olmalı? Hatta yerel yönetimlerle merkezi yönetim, ortak seferberlik sürecinde birlikte mi çalışmalı? Yoksa münferit bir takım yenilemeler mi olmalı? O konularda bazı soru işaretleri var. Bu nasıl olacak diye oldu ya da onu da soracağım ama şimdi tabii ki İstanbul'a bir şey olursa Türkiye'ye bir şey olur dediniz tabii, yani tabii. çok büyük etkileri tabii, kolay çünkü kolay. en yoğun nüfusa sahip ve sanayinin de e, ekonominin de lo lokomotifi olması durumunda. Şimdi yani e, sanayide de önemli bir yer tutuyor ilçe olarak Başakşehir. Evet, evet. Dolayısıyla hani bu fabrikaların durumu işte e, organize sanayi bölgelerinin durumu bazı e, uzmanların mesela önerisi şehrin tamamen dışına bu e, kuruluşların e, sanayi, sanayi sitelerini. sitelerinin yönlendirilmesi iletilmesi yönündeydi ama sizin ilçenizde sorumlu olduğunuz ilçede bu sanayi kuruluşlarının fabrikaların durumu nasıl? Şimdi yapısı e, doğu derken bir yandan evet. sadece onlar onunla ilgili de bilgi vereyim şöyle e, Türkiye'deki iş yeri sayısı olarak Türkiye'nin en büyük sanayi bölgesi, Başakşehir'de iki teli sanayi bölgesi. Fakat bizdeki sanayi bacalı sanayi değil. Yani çok büyük fabrikaların olduğu bir sanayiden bahsetmiyoruz. Orta ölçekçi ve küçük sanayiler. Bu tür sanayilerin bence şehir dışına çıkması doğru değil. Bu tür sanayiler şehir dışına çıkarsa o zaman iş gücünü de taşımak zorunda kalırsınız ve iş gücü üretemezsiniz. Büyük sıkıntılar olur. Daha çok bacalı sanayiler, büyük sanayilerin şehir dışına çıkması konuşulur. Bence de doğru olan o. Çünkü bir takım çevresel sıkıntılar oluşturur bu tür sanayiler. Başakşehir'deki sanayi bölgesinde böyle bir problem yok. Evet ya ama o bu riskli %13'lük dediğimiz alanda yine Başakşehir sınırları içerisinde olan sanayi bölgeleri var mı? Onlarla ilgili bir çalışma devam ediyor mu? Yoksa böyle bir risk söz konusu değil mi? Şöyle sanayi bölgelerinin imar yönetmelikleri kendi içindedir aslında. Başakşehir ilçesi içerisinde olmasına rağmen sanayi bölgesi kendisi e, imar uygulamalarıyla ve saha uygulamalarıyla kendi yönetimi içerisinde bir sistemdir. Oralarda çok müdahalemiz yok. Ama çok eski bir sanayi sitesi değil zaten. tane sanayi sitesi ve e, çok katlı Yeni binalardan da oluşuyor. Evet, de da. çok katlı binalardan da oluşmuyor. E, o yüzden e, çok büyük bir risk oluşacağını ben düşünmüyorum. Evet. Tabii e, bunun yanında da e, tabii şehirle ilgili de e, birçok know-how oluşturuluyor. İşte sanayi içerisinde de kısmen var ama daha çok e, sadece Başakşehir'i ilgilendiren değil, Türkiye'yi de ilgilendiren birçok e, inşaat konusunda know-how'lar. Bunlardan bir tanesi de geçtiğimiz günlerde e, günlerde basın e, lansmanında yaptığımız deprem izolatörlü konut projesi Türkiye'de ilk yapıldı. ...ve Başakşehir Belediyesi... ...yaklaşık iki, iki buçuk yıl önce başlamıştı. Japonya'dan Akira Hoca'nın da... ...danışmanlığında... Deprem Sismik Mikroizolatör Dernek Başkanı... ...Akira Hoca'nın da başkanlığında... ...ve İTÜ'den hocalarımızla birlikte... ...uygulaması bitti. Biz inşallah bir ay sonra... ...anahtar teslimlerine başlayacağız. Bence bu Türkiye adına da büyük bir know-how'dır. Bundan sonra sayılarının... ...çoğalması gerekiyor. Ben buradan da duyurmuş olayım. Özellikle... Bizlerden e, teknik noktada talep eden e, tüm firmalara, tüm kişilere, biz her türlü no başka belediyelere başka belediyelere yani. her türlü novamımızı taşıyabiliriz, destek olabiliriz. Yeter ki artsın, sayıları artsın. Çünkü izolatörlü konularda gördük zaten onunla Hastanelerde gördünüz. Evet. Çam ve evet. hastanesi değil Bir mi? Birçok Bir hastanede, hastanede var. Hastanede. Çam, Sakura'da dünyanın en büyük izolatörlü binasıdır sallantı 7.5 8'de olsa bile siz onu 3 üç eee hissediyorsunuz. Çok değerli bir şey bu. Yani depremden sonra da e, yaşam kaliteniz bozulmuyor. Evet. Muhteşem bir şey. Yaygınlaşabilir mi peki bu? Yani Tabii kolay ki. mı aslında bu izolatörler? Yani kolay yapmak? mı tartışılır? Teknik tarafı biraz e, uğraştırıcı ama maliyet hep tar tartışılır. Evet. Televizyonlarda da acaba kaç para mal oluyor? Ne kadar ekleniyor? Ne kadar işte e, fark ediyor? Maliyetinden çok teknik tarafı biraz daha detaylı ya bir detaylı. iş ee, ama çözülmeyecek bir şey değil. Sayın Kartoğlu şunu sormak istiyorum yani şimdi tabii ki gönül ister ki bütün vatandaşlarımız kendi evlerini az hasarlı bile olsa yani hiç hasar olmasa bile eski bir bina olduğunu düşündüğü anda bir endişeye kapılıyorlar. Şimdi ama haklı olarak da şu, bu işin maliyeti konusunda da akıllarında soru işareti var. Elbette ki bir takım kredi modelleri şimdi tam net açıklanmadı ama iki yıl geri ödemesi sonrasında işte uygun faizlerle bir bir takım yol öneriler getirilmeye başlanıyor. Siz bu dönüşümü peki nasıl yaptınız? Vatandaşın üzerine diyelim ki kendi konutunu bir kişi apartman sakini bütün apartman malikleriyle birlikte ortaklaşa karar verip değişime dönüştürmeye güçlendirmeye ya da baştan yaratmaya kalktığı zaman hangi aşamaları kat ediyor ve bunun onlara maliyetine ne? Belediyenin bu noktada ya da yerel yönetimlerin dışında devletin e, bu vatandaşlarımıza katkısı, desteği, şimdi yeni oluşumların dışında demiyorum, e, bugüne kadar var olan sizin de uyguladığınız süreçten bahsediyorum. Ee, bir kere e, İstanbul içerisinden Başakşehir'deki dönüş biraz farklı, biraz önce söylemiştim. Bizde ağırlıklı ada bazlı dönüşüm var. Bireysel dönüşüm çok az. Belediye olarak biz tamamen ada bazlı dönüşüm yapıyoruz. Bu aslında büyük avantajlar da sağlıyor. Hem emsal artışı oluştuğu için vatandaşın borçlanmasının da aslında önüne geçiyorsunuz. İnsanlar daha fazla mülk alabiliyorlar. Aynı zamanda aldıkları mülkler de otoparkı olan, yeşil alanı ve peyzajı olan binalar olduğu için mülkün değerini de aslında artırıyorsunuz. Daha Çift fazla, taraflı bir kazanç var. Daha fazla mülk demek yani bazı noktalarda mesela bir kat, iki kat daha yüksek yapılabiliyor. Gibi. Çünkü adaya Ana döndüğü için. için projesi daha evet. iyi, genişlemiş ve daha profesyonel yapılıyor. Ve değeri de diğer konutlardan yani mahalle arası daha yüksek dönüşmüş konut. Tabii çok daha fazla oluyor. Dolayısıyla bu herhangi bir maliyeti kendi cebinden çıkmadan da bu yeni binalarına, yeni evlerine kavuşan vatandaşlarımız tabii var. Tabii ki. Hatta mesela şöyle çok şahit oldum mevcut olan katma değeri yüksek olan bir bina satılarak normal mahalle arası yeni yapılmış bir binadan iki tane alabiliyorsunuz mesela otomatik van borçlanmadan kurtuluyorsunuz ya da böyle bir stresiniz olmuyor e, Gelecekle ilgili de e, bir sürü problemler yaşamıyorsunuz yani ada bazlı bir sistem, Başakşehir'de uygulandığı için elimiz çok rahat. Bunun avantajı var ama mesela Şişli'de bazı bölgelerde benim bulunduğum mesela yaşadığım yerde belli mahallelerde mesela evin yenisi yapıldığı zaman aynı katta olması şartı getirildi. Mesela 4 katlıysa 5 katlıysa 7 kat 8 kat yapılamıyor. Şimdi bu, bu, bu bölgelerde sadece Şişli için değil yani İstanbul'un birçok ilçesinde bu şartın getirildiği mahallelerde yaşayan vatandaşlar da şimdi dönüşüm için tabii ki münferit bir takım çaba gerektiğini farkında. Bir ada bazlı bir şeyde belki bir yatırımcı bundan bir kar edip yeni binaları teslim edebilir ama böyle bir sorunla karşı karşıya. Bireysel bireysel binası olan ne yapacak? Evet, onda ee, ne yapacak? Biraz yani? önce söyledim aslında olabilirse daha güzel olan yani ada bazlıya dönerseniz en azından bir hem yaşam kalitenizi artacak hem de katma değerli bir ürün almış olacaksınız. Yok olmuyor sadece bireysel bina dönüşecekse bakanlığımızın açıkladığı yeni açıklayacağı paketlerle ben bunun çok hızlanacağını düşünüyorum. Çünkü uzun dönemli krediler var içinde müteahhit desteği var kişilere destekler var. Bu konuyla ilgili hadise bu işi hızlandıracak. Tabii bu iş biraz da psikolojik bir şey. Maalesef Depremler olduğunda gündemimize giriyor ama depremlerle ilgili süreçler uzadığında tekrar gündemimizden çıkıyor. çıkıyor. Şunu kabul etmek zorundayız. Ben buradan tüm vatandaşlarımıza da söylüyorum. Hiçbir şey canımızdan daha değerli değil. Lütfen küçük oranlarla, küçük, küçük meselelerle uğraşıp canımızla ilgili olan riski ötelemeyelim. Hiç buna gerek yok. Biz bir an önce olabilecek olan en makul neyse sistem içerisinde onu hızlıca hayata geçirelim ben özellikle deprem bölgelerine de çok sık geliyorum oralarda yaşanmış tabloları görünce insanların gerçekten psikolojisi bozuluyor çok ağır travmalar var aynı şeyleri biz yaşamayalım gerek yok bunlara ufak tefek şeylerle ötelemeyelim hızlıca aksiyon alalım ne kadar hızlı o kadar bizim için bir garantörlük oluşacak Bence bunu özellikle hatırlatayım ama başarılabiliyorsa yine ısrarla söylüyorum. İstanbul için de geçerli o. Mutlaka dönüşüm ada bazlı olursa o zaman katma değerli ürünler çıkar. O evet. söylediğimiz tartışmalardan da aslında uzaklaşmış, uzaklaşmış oluruz. oluruz. Belki evet. yanı başımızdaki bina ile anlaşarak oradaki yönetimle anlaşarak tabii birkaç veya tane veya bina bir site anlaşalım. haline getirip tabii. belki yeniden bir projelendirme yapılırsa onun maliyeti belki de hiç olmayacak. Şey daha kolay Çünkü mevcut olur. olan binanın değerini de arttırmış evet. oluyorsunuz siz. Otopark olmayan daireyi otoparklı bir daireye çeviriyorsunuz. Pezajı olmayan bir e, daireyi site içinde pezajlı bir daire haline getiriyorsunuz. Otomatikman sizin dairenizin fiyatı da yükseliyor. Yükseliyor ve evet. bunun için de bir borçlanmaya gerek Gerek kalmayacak belki de. Belki de başka İlaliye avantajlar bir... olacak. Bunu mutlaka kullanmak Peki, lazım. Peki şimdi mesela Başakşehir'de bazı yerlerde de bu zeminin e, kötü olduğuna dair de e, bilgimiz var. Yani bazı noktaların e, çok da sağlam olmadığını biliyoruz. E, bazı e, uzmanlar da söylüyor ya. O noktalarda mesela şimdi binanın yapısıyla zemin de çok önemli e, bu noktada. E, o noktalarda mesela nasıl bir çalışma yapıldı? Ya Ben e, Başakşehir'le ilgili zemin konusunda bir problem duymadım ama bilmiyorum kim e, bu noktada bilgiler veriyor. Başakşehir'le belki lokal, e, lokal yerler... Lokal lokal, Başakşehir'in hepsinden bahsetmiyorum. Değil, lokal Zeminle olan ilgili, yerlerden bahsediyorum. Evet. Başakşehir e, toplamda zaten kayalık zeminden oluşuyor. E, onda sıkıntımız yok. Belki böyle noktasal şeyler onun için de zaten... E, Diğer belediyelerde de tahmin ediyorum aynı şekildedir. Zemin etüdü olmadan sizler ruhsat vermiyorsunuz. Dolayısıyla insanlar zeminini iyileştirmeden bina yapamıyor. Yani o yüzden de riski ortadan kaldırmanın ikinci formülizasyonu. Hep şöyle konuşulur ya zemin kötüyse ne yapacağız? Zemin kötüyse teknikle onu düzeltmenin formülleri de var. Ya da o zemine uygun projelerin. Tabii. Ona göre altyapı ve zemin iyileştirmeleri yapıyorsunuz. Binanız ondan sonra yapıyorsunuz. Bu aslında çok zor bir şey değil. Etütler almak lazım. O etütteki çıkan sonuçların da raporları neyse ona göre uygulamalar yapmak lazım. Başakşehir'de de öyle. Tahmin ediyorum diğer belediyelerde de aynı şekildedir. Etüt olmadan zaten ruhsat vermiyorsunuz. Etüde göre uygulamasını yapıyor vatandaş. Ondan sonra binasına başlıyor. Burada da eğer varsa öyle lokal şeyler mutlaka etüt raporuna göre biz iyileştirmeler olmadan zaten müşahede etmiyoruz. Bunu da özellikle Anadolu'da böyle zeminle ilgili çok sık tartışıldığı için biliyorum. Belki orada doğru seçimler yapılmamış. Evet. Neden? Biz oraya gidince de görüyoruz. Özellikle yamaçlarda ve dağ kenarlarında evet. olması gereken sistemler maalesef ovalarda kurulmuş. Ovalarda tarım arazileri ve sıvılaşmaya müşahit yerler. Evet, bunu da evet. çok gördük aslında bu depremde. Bir de Hatay'da özellikle. Ardından gelen selde, dere yataklarında birçok. Evet. Altyapının da burada son derece önemli olduğunu O da var. Lazım. Bir de mesela orada benim gözlemlediğim zeminle ilgili bir iyileştirme sistemi de çok kurgulanmamış, yapılmamış. Dolayısıyla... Yeni olan binalarda oluşmuş olan hasarların belki de birçoğu bundan kaynaklanıyordur. Zeminle ilgili iyileştirmelerin oluşmaması. Her şeyden bir ders çıkarmak lazım. Evet. Daha kaliteli, daha güvenli yapılar için bizim mühendislik tekniğimiz dünyada sıralamada olan bir teknik. Yeter ki doğru uygulayalım, yeter ki olması gerekeni yapalım ve bir stres yaşamayalım. Yasin Kartoğlu Başakşehir Belediye Başkanı riskli bina oranı %60'lardan %50'lerden %13'e Evet bu çok kısa bir zamanda umarız %0'a indiririz diyoruz. Bunun için de birçok kişiye, birçok kuruluşa özel ya da resmi hatta diğer belediyelere de özellikle Japon bilim insanlarıyla yaptığınız çalışmaların know-how'unu da paylaşmaya açık olduğunuzu söylüyoruz. E, 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 evet konut biraz önce söyledi evet konutlarla ilgili yeni projeler de var. Biz sayıların artmasını istiyoruz. Bu sayede de e, deprem sonrası konforlar oluşturulmasını Özellikle istiyoruz. kamu binaları için değil mi bu o kesinlikle e, o artı öyle evet ama, e, yaşam olarak yaşam da bundan da. sonra hazır var, yapılmış var. Gelip inceleyebilirler. Biz yenilerine de başlayacağız. Bu saydık geliştirelim, çoğaltalım. Daha konforlu olsun yaşamımız. En azından biz de evlerimizde rahat, rahat yaşayalım. Rahat edelim, strese girmeyelim. Deprem sonrasını yaşamayalım. Çünkü sağlam olsa da korkuyoruz binalarımız. Ve sokakta kalıyoruz evet. aylarca, günlerce. Akir Hoca'nın bir sözü var. Unutmuyorum, onu hatırlatayım. da tamamlamış olayım. Akir Hoca buraya geldiğinde basın toplantısı yaparken şunu söylemişti. Yani ben sizi anlamıyorum Türkler olarak. Hayırdır hocam? Ya biz Japonya'da depremle ilgili, sarsıntıyla ilgili bir şey yaşarsak evimize kaçıyoruz. Evet. En güvenli yer mi? Evet. evet Niye? Yani. İşte kafamıza bir şey düşebilir, yolda bir şey başımıza gelebilir. İşte her an her şey olabilir. Evlerinden Fakat çıkmıyorlar. Fakat siz de evden kaçıyorsunuz. Kaçma. Çünkü güvenmiyoruz evimize. Biz bize. evlerimize güvenmiyoruz. güvenmiyoruz. Onlar da ısrarla evlerine kaçıyorlar Keşke bir şey olmasın. Keşke. çok çok e, ölümlerde zaten merdivenlerde e, oluyor. Ya ya. Olabilir, Allah Allah. sokakta olabilir. Evet. Kafamıza bir şey düşebilir. Yani sokak da çok riskli çünkü. Onlar evlerine Kesinlikle. kaçıyormuş. Biz de evlerimizden evet, kaçıyormuşuz. O yüzden ben anlamıyorum. endişemiz evet. deprem acaba kaç saniye sürecek? O olduğumuz yerde bekleyebilmek olsa umarız. Japonlar evet. öyle ya evlerinden evet. çıkmıyorlar. Öyle mesela kameralar oluyor. Tabii, tabii, tabii. Gayet rahat tabii. hayatlarını yaşıyorlar. Evlerine, güven, evlerine güveniyorlar. Evet, Sayın İnşallah olur. biz de riskli binalarımızdan Peki. kurtulup evlerimize inşallah. güvenelim. Çok Sayın teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Çok teşekkür evet. ediyoruz. Sağ olun. Şimdi evet. biz de Türkiye'de sabaha noktalıyoruz bugün için. Yarın saat 6'da görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın. hoşçakalın.